And... Hey. Kişinin kendi kanının alınarak kanında mevcut olan plateletten zengin e, trombositler, aslında platelet dediğimiz trombositlerden zengin sıvının e, kişiye tekrar verilmesi işlemidir. Değişik amaçlarla uygulanabilmektedir. Aslında PRP'nin açılımı pla, platelet rich plazma İngilizce açılımının kısaltılmış şeklidir. Yani platelet trombositlerimiz rich zengin plazmada sıvısı plazma sıvısı kullanılarak yapılan bir işlem. Bu işlem öncesinde e, hastadan bir miktar, çok az bir miktar kan alınmaktadır. Alınan kan santrifüjden geçirildikten sonra e, eritrositler altta çökmektedir. Üstte ise trombositlerden zengin e, sıvı oluşmaktadır. Bu sıvının alınarak e, hastada e, ihtiyaç duyduğu işlemler e, neyse bu işlemler bu sıvı kendi sıvısı kullanılarak uygulanabilmektedir. Değişik amaçlarla uygulanmaktadır. Fizik tedaviciler, ortopedistler e, e, uygulayabildiği gibi bunun dışında estetik amaçla da e, cilt gençleştirme işlemleri içinde e, PRP sıvısı kullanılabilmektedir. E, bizim uyguladığımız alan daha çok yüz bölgesine uygulanan e, kısmı içermektedir. E, bu sıvının etkinliği şu şekildedir trombositlerin içerisinde bulunan ve bu sıvının içerisinde bulunan büyüme faktörleri cilde verildiği zaman ciltte kolajen ve elastin sentezini tetiklemektedir. Kolajen ve elastin sentezi tetiklenince ciltte bir yenilenme, gençleşme ve ciltte bir sıkılaşma oluşmakta, ince çizgiler kaybolmakta, ciltte bir parlaklık ve yenilik oluşabilmektedir. İşlem şu şekilde yapılmak Sıvı alınıp santrifüjden geçirilip e, enjektörleri alındıktan sonra gerek e, cilde küçük küçük noktalar halinde e, bütün yüze enjekte edilebilmektedir. Gerek de e, özel dermapen dediğimiz küçük e, e, bir e, cerrahi alet kullanılarak e, cilde yedirilebilmektedir dermapen ile e, kullanılarak bu sıvı e, cilt üzerine damlatılıp üzerinden dermapen geçirilerek cilt içerisinde e, sıvının yedirilmesi sağlanabilmektedir. E, i̇şlem genellikle yıl yıl içerisinde iki kere ya da bir kere uygulanabilmektedir ama seanslarla uygulanmaktadır en az 4 seans uygulanması gerekmektedir seans aralığı 15 gün olarak olması hastanın cilt yenilenmesi için faydalı olacaktır yani 15 gün arayla yaklaşık 4-5 seans uygulanması genellikle 10 12 aylık bir yıllık bir cilt yenilemeyi sağlamak sağlamak ama 10 aydan sonra tekrar uygulanması mevcut cilt yenilenmesinin devamını oluşturmaktadır. Yapılmadığı takdirde ciltte yıpranma süreci tekrar normal olan cilt yıpranma süreci başlamaktadır. PRP uygulanımı sırasında tabii steriliteye dikkat edilmesi gerekmekte. Aynı ameliyat şartları gibi yüz hazırlanması, dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra iğnelerin uygulanması, olması gerekmektedir. Sonrasında aşırı sıcak, yüze sıcak uygulamalardan kaçınılması, yine güneşe çıkıldığı zaman güneş kremlerini kullanması, enfeksiyon olmaması için ilk gün yüzün yıkanmaması ve hekimin önerdiği kremlerin kullanılması önerilmektedir. Uygulama süresi içerisinde de güneş koruyucuların kullanılması ciltte leke pigment oluşumunu azaltacaktır. Bu süreçten sonraki süreçte de hasta ilk uygulanımdan sonrasında bile cildin bir yenilendiğini, bir dinginleştiğini, gençleştiğini, canlandığını PRP uygulamanın ilk uygulanından sonrasında bile hasta bunu hissedecektir. 4-5 seans uygulandıktan sonra bu bulgular daha belirgin olarak e, görülecektir. Müzik